Bir önceki videomuzda 3 nokta işaretinin kullanım alanlarını görmüştük. Bu videoda da soru işaretiyle ünlem işaretini işleyerek konumuza devam edeceğiz. Bakalım soru işaretinin kullanım alanları nerelermiş, nerelerde kullanılırmış. Birinci kullanım alanıma bakayım. Soru eki veya sözü içeren cümle ya da sözlerin sonuna konur. Adı üstünde zaten arkadaşlar. Soru işareti ise soru anlamı içeren cümlelerin ya da soru eki alan cümlelerin sonuna konulduğunu bilmem gerekir. Bakalım. Yarın hava nasıl olacakmış? Bakın burada bir soru soruyor. Sonuna ne koymuş? Soru işareti. Beni kim aradı? Neden aradı? Yine bir soru cümlesi. Bu yüzden soru anlamı da bulunduğu için soru işaretini koymuşum. Yemek pişti mi? Bakın soru ekinden sonra yine soru işaretimi koymuşum. İkinci özelliğe bakarsam soru bildiren ancak soru eki veya soru sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Türkçemiz böyledir arkadaşlar. Bazen soru eki kullanmadan da soru anlamı ifade edilebilir. Bu cümlelerin ya da sözlerin sonuna da soru işaretini koyuyoruz. Bakkal amca sordu. Başka. Burada başka derken başka neler istersin anlamı var. Bir soru anlamı tek bir kelimeyle soru eki olmadan sağlanmış. O yüzden anlam olarak soru çağrıştırdığı için sonuna soru işaretini koydum. 3 dedik. Bilinmeyen veya kesin olmayan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Yunus Emre 1240-1320 şiirlerinde insan sevgisini vurgulamıştır demiş. Parantez içinde doğum ve ölüm tarihlerini vermiş. Ancak şurada doğum tarihini yazmış, daha sonra soru işareti koymuş. Neden bunu koymuş? Çünkü çok net emin değil bu tarihte doğduğuna. Eski zamanlarda bu işler çok kayıt altına alınmadığı için tam net olarak bilemediğini bu şekilde ifade etmiş bana cümleyi yazan kişi. İkinci örneğe baktım. Karacaoğlan'ın Çukurova'da yaşadığı söylenmektedir. Tam net bir bilgi değil. Tam emin değiller bu bilgiye, o yüzden soru işareti kullanılmış. Diğer özelliğime geçeyim. 4. Şüpheyle karşılaşılan durumlar ya da söylenen söze inanılmadığını belirtmek için ayraç içinde kullanılır. Şüpheyle karşılaşılan durumlar ya da inanılmayan şeyler için kullanılıyormuş parantez içinde. Yani ayraç içinde arkadaşlar. Örneklere baktım. Çok zor matematik problemlerini kalem kullanmadan çözüyormuş. Bakın burada inanmayarak söylüyor aslında bu cümleyi. O yüzden buraya ne koymuş? Parantez içinde soru işaretini koymuş. Nefes almadan 7 dakika durabiliyormuş. Yine burada inanmadan söylediği için, biraz da alaycı bir tutumla söylediği için parantez içinde soru işaretini vermiş. Bu cümleye farklı bir anlam özelliği kazandırmış. Geldik ünlem işaretine arkadaşlar. Şaşırma, sevinç, korku, heyecan, üzüntü, acıma gibi duyguları anlatan cümle ya da sözcüklerden sonra kullanılır ünlem işaretimiz. Bakalım örneklere. Sen ne yaramaz çocuksun. Bakın burada bir duyguyu ifade ediyor aslında. Sen ne yaramaz bir çocuksun. Belki biraz kızıyor. O yüzden ünlem işareti kullanılmalıdır. Kimse kıpırdamasın diyor. Burada yine bir heyecan yaratan bir ifade var. O yüzden ünlem işareti kullanılmış. Of, beklemekten sıkıldım. Bir sıkıntıyı belirtiyor. Bir duyguyu ifade ediyor. Of sözü burada. O yüzden bundan sonra ne kullanmış? Ünlem işaretimi kullanmış. Vah vah demiş. Yine bir duyguyu ifade ettiği için. Belki üzülme, belki heyecan ifade ettiği için ünlem işaretini kullanmışım. Seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra konur. Dikkat et, araba geliyor. Bakın burada bir uyarma söz konusu. O yüzden dikkat et söz grubundan sonra, cümlesinden sonra ünlem işareti kullanılmış. Ey Türk gençliği diyor mesela. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinin ilk kısmında ey Türk gençliği diye gençliğe hitap ediyor. O yüzden sonuna ünlem işareti kullanılmalı. Üçüncü özelliğime baktım. Alay, küçümseme anlamı kazandırmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.
Yine soru işaretini de bu şekilde kullanabiliyordum parantez içinde. Demek ki ünlemi de parantez içinde kullanabiliyorum. Ne anlamı katmak için? Alay ve küçümseme anlamı kazandırmak için. Örneğe bakalım. Ne kadar terbiyeli biri olduğunu ettiği küfürlerle gösterdi. Burada aslında küçümsemek için parantez içinde ünlem işaretini kullanmış. İsteseymiş birinci olurmuş. Alay etmek amacıyla burada parantez içinde ünlem işaretini kullanmış. Arkadaşlar, bu videoda soru işareti ve ünlem işaretinin özelliklerini, kullanım alanlarını ve örneklerini gördük. Sizler de diğer videolarımızdan kalan noktalama işaretlerini tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar, bu videoda da tırnak işareti ve kesme işaretini göreceğiz. Bakalım tırnak işaretinin özellikleri ve kullanım alanları nerelermiş? İlk olarak başka bir kimseden ya da bir yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır demişiz. Bakalım örneğime. Atatürk, iki nokta üst üste koymuşum, bir alıntı cümle söyleyeceğim. Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır demişim. Bakın burada aldığım, altını çizdiğim söz doğrudan doğruya Atatürk'ten alınmış bir söz. O yüzden tırnak içinde kullanılmış. İkinci örneğe baktım. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır demişim. Bu da bir şiirden alınan bölüm. Olduğu gibi almışım. Bu yüzden tırnak içinde yazılmış. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret, yani nokta, soru işareti, 3 nokta, ünlem işareti olabilir, noktalama işaretleri tırnak içinde kalır. Çünkü olduğu gibi alıyorum. Onu noktalama işaretleriyle birlikte alıyorum. Konuşmamın, sözümün içine böyle düşünelim. Daha net anlaşılabilir. Yeni bir kent kurulacak dedi. Bakın burada tırnak içindeki cümlenin noktası burada. Benim kullandığım cümlenin noktası da burada. Yani tırnak içindeki cümlenin noktalama işaretlerini de almışım buraya. Konuyu anladın mı diye sordu demişim. Yine bu cümlenin noktalama işareti tırnak içinde kalmış. Ben kendi cümlemin sonuna da noktalama işaretimi koymuşum. İkinci özelliğimle devam edeyim. Cümle içindeki eserlerin ve yazıların adlarıyla bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Yazarın Huzur adlı eserini okuyorum. Bakın burada Huzur bir eser adıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanının ismidir. Tırnak içinde yazmışım. İkinci örneğe bakayım. Kitabın ses bilgisi bölümündeki testleri çözdük. Bakın bir kitabın içindeki bölümü yazmışım. Bunu da tırnak içinde ifade etmişim. Üçüncü özelliğe geldim. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Öğretmenimiz noktalama işaretlerini anlattı. Bakın burada noktalama işaretlerini özel olarak vurgulamak istemişim. Bu yüzden tırnak içine almışım. Onun şiirinde dostluk en belirgin ögedir. Yine burada dostluk kelimesini tırnak içine almışım. Çünkü ben bunu vurgulamak istemişim. Üçüncü olarak da şu örneğe bakabilirim. Sözcüğün anlamını değiştiren eklere yapım eki denir demişim. Burada yapım ekini vurgulamak istediğim için tırnak içinde yazmışım. Geldik kesme işaretine sevgili arkadaşlar. Özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır demişim ilk özellik olarak. Bakıyorum, Çağan Irmak'ın filmi Almanya'da ödül aldı. Çağan Irmak bir film yapmış, Almanya'da ödül almış, bunu ifade ediyor. Burada özel isme getirilen bir ek var, kesme işaretiyle ayırmışım. Özel isim var, getirilen bir çekim eki var, kesme işaretiyle ayırmışım. Gökhan Bey'in Van Gölü'nde çektiği fotoğraflara bakıyoruz. Gökhan Bey bir özel isimdir. Kesme işaretiyle ayrılmış, çekim eki gelmiş. Van Gölü bir özel isimdir. Kesme işaretiyle ayrılmış, çekim eki gelmiş. Notuma bakayım. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çoğul ekleri ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Yapım ekleri, çoğul ekleri ve bunlardan sonra getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz demişiz. Mesela Mersin bir şehir adıydı. Ben buna
yapım ekini getirmişim. Mersinli yapmışım. Bitişik yazmak zorundayım. Ayrı, yani kesme işaretiyle yazamam sevgili arkadaşlar. Türk kelimesine lük yapım ekini getirmişim. Artık bitişik yazmak zorundayım. Ayrı yazamam. Alper kelimesine siz yapım ekini getirmişim. Ne olmuş bu? Alpersiz olmuş. Artık birleşik, bitişik yazmak zorundayım. Son olarak şu örneğe baktım. Tarık kelimesine lar çokluk ekini getirmişim. Çoğul ekini getirmişim. Nasıl yazmam gerekir? Bitişik yazmalıyım arkadaşlar. Bir tane notum var yine. Kurum ve kuruluş adlarının sonuna gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakıyorum. Denizli Lisesi bir kurum kuruluş adıdır. Bundan sonra gelen bir ek var. Denizli Lisesi'nden bakın ayrı yazmamışım. Kesme işaretiyle ayırmamışım. Mezun oldu demişim. Bu şekilde göstermem lazım. Türk Hava Kurumu'na girmek istiyor. Bakın bir kuruluş adı yine. Ama ben buna getirilen eki kesme işaretiyle ayırmamışım. İkinci özelliğime bakayım. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır kesme işareti. BOTAŞ ın demişim kesme işaretiyle. BMY demişim yine kesme işaretiyle. TV'nin demişim yine kesme işaretiyle. CD'den demişim yine kesme işaretiyle ayırmışım arkadaşlar. Üçüncü özelliğime bakayım. Sayılara gelen ekleri ayırmak için kullanılır demişiz. Mesela film 8.30'da başlayacak derken saat bildiren sayıdan sonra bir ek gelmiş. Bunu ayırmak için de ben kesme işaretini kullanmışım. 11 Mayıs 2006'da doğmuş demişim. Burada bir tarih bildiren ifadem var. Tabii ki bir sayı. Bundan sonra bir ek gelmiş kesme işaretiyle ayırmışım. Dördüncü özelliğe bakalım. Bir ek ya da harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Bir ek veya harften sonra demiş. Örneklerime de bakayım. A'dan Z'ye kadar bütün harfleri yazdım. Bakın bir harften sonra ne gelmiş? Ek gelmiş kesme işaretiyle ayırmış. Yine bir harften sonra ek gelmiş. Ek gelmiş kesme işaretiyle ayırmışım. İkinci örneğe bakayım. Can'in büyük ünlü uyumuna uymadığını öğrendik. Can eki verilmiş burada. Bundan sonra bir başka bir ek gelmiş. Yine can ekini kesme işaretiyle ayırmışım sevgili arkadaşlar. Beşinci özelliğime geldim. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Uğur Bey, buradaki bey bir saygı sözüdür. Saygı sözüne getirilen eki de ben yine kesme işaretiyle ayırmışım. Türk Dil Kurumu Başkanı'yla görüştük. Bakın bir unvan var burada. Unvandan sonra getirilen ek de kesme işaretiyle ayrılmış. Altıncı özelliğime bakıyorum. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır demişim. Başvurular 7 Ocak'a kadar sürecek derken burada Ocak'tan sonra bir ek var. Belirli bir tarihi bildiren kelimeden sonra bir ek geldiği için kesme işaretiyle ayırmışım. 27 Eylül Cumartesi'ye randevu aldık demiş. Yine burada belli bir tarih olduğu için Cumartesi'den sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılır arkadaşlar. Son özelliğime geldim kesme işaretiyle ilgili. Ölçü ve söyleyiş gereği seslerin düştüğünü göstermek için kullanılır demişiz. Bakalım örneklerime. Engel aramızı açtı. Neyleyim? Derken Karacaoğlan'dan bir alıntı var burada. Normalde burada bir ne eyleyim kelimeleri söz konusu. Ama ölçü gereği bunu düşürmüşüm. Neyleyim demişim. Yani Karacaoğlan bu şekilde söylemiş. O yüzden N harfinden sonra, N sesinden sonra kesme işaretimi kullanmışım. Diğer örneğimde de şunu görebiliyorum. Günlük hayatta kullandığım bir örnek aslında. Bunun normal hali nedir? N oldu. Ama biz günlük yaşamımızda daha pratik, daha hızlı konuşmak için belki ne oldu diyoruz. Buradaki E'yi düşürüyoruz. Yazıya geçirirken de şu şekilde yazıyormuşuz arkadaşlar. Arkadaşlar, tırnak işareti ve kesme işareti burada son buldu. Diğer videolarımızdan da diğer noktalama işaretlerine ulaşabilirsiniz. Başarılar, iyi günler.